8.30 Bişkek'te Manas Uluslararası Havaalanı'na indik. Aracımızdan indik. Bişkek'te ilk kahvaltımızı yapacağız. Kırgızistan'ın mayası bedenimize işleyecek burada ilk kez. Hoş bulduk Ulukman, sağ olasın. Nasılsın? İyiyiz, teşekkürler. Siz? Biz de iyiyiz, sağ olasın. Güzel karşılama için teşekkürler. Eyvallah. Bişkek'te Solux Otel'deyiz. Buraya kahvaltı için geldik. Gezimizin bitiminde tekrar buraya gelip iki gece yine burada kalacağız. Ekibimiz kahvaltıda. Bişkek 1925'e kadar küçük bir köydü. Bişkek adı da bu kımız, kısrak sütünü pişirmekten pişiren değnek. Evet. Kımız sütünü pişiren değnekten geliyor Bişkek. 1925'ten itibaren burası Frunze adını alıyor ve Frunze şehrinin temelleri 1925'te atılıyor. Sovyetler Birliği'nin Moskova'dan, Leningrad'dan mimarlar getiriliyor. Ve diğer bütün eski Sovyet şekillerinde olduğu gibi tipik binalar var. Yani Sovyet realizmini yansıtan binalar var. Genelde büyük ebatlarda ve mermerden, beyaz mermerden yapılan. Şu anda bugün de Bişkek'in nüfusu yaklaşık 1 milyon 200 civarında. Dışarıdan çok göç alan bir şehir. Dışarıdan dediğimde hem yurt dışından çok göç var. Mesela Doğu Türkistan'dan hani Uygurlar çok geliyor mesela. Onun dışında çalışmak için gelen çok Çinli var. Onun dışında şehrin dışından yani diğer kırsal kesimlerden geçim kazanmak için gelen işçiler var. Öyle. Bişkek'te şimdi böyle merkeze geze geze böyle yavaş yavaş anlatacağım şeylerimi. Önümüzde gördüğünüz ilk bina da bu hükümet binası. Kırgızca'da buna Ak Üy diyoruz, yani beyaz saray anlamında. 7 katlı Ak Üy. Üy ev demek. Ak Üy. Ak Ev. Ak Ev. Ak Ev. Beyaz sarayımız, hükümet evi. İki devrim gördü. Hani biri kanlı, ya yakın geçmişte işte 2005'te ve 2010'da biri kanlı, diğeri barışçıl iki devrim gördü. Hani halk sosyal adaletsizlik yüzünden ayaklanarak önce Bakiyev adlı eski cumhurbaşkanımızı devirdi kanlı bir şekilde. Ve çok ölüm oldu. İkincisi de, birincisi de Akayev. O kansız bir şekilde gayet teslim etti ve gitti. Şu anda Rusya'da. Profesör orada Moskova Devlet Üniversitesi'nde çalışıyor hoca olarak. İkincisi de Bakiyev. 5 yıl sonra 2010'da Bakiyev'i kanlı bir şekilde devrildi. Yani YouTube'da bakabilirsiniz. Böyle bu bina yandı. Böyle, İzledik. İzledik televizyonlarda. Yavaş yavaş gidince anlattı. Peki, teşekkür ederim. İsminiz ne? Şu anda heykelini gördüğümüz şahıs 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında Kırgızistan'ın güneyinde hanlık yapmış bir hanımdır. Yani handır şeyde. Bunun en önemli yani tarihe ismini yazdırmasının sebebi de hem halkını böyle o dönemde bir taraftan şeyler, diğer taraftan İngilizler, diğer taraftan Ruslar hani ülkeyi işgal etme şeyinde. Her ikisiyle de kan dökmemek için balans şey denge sağlayarak halkını böyle kansız bir şekilde yönetebilmiştir. Bunun iki tane oğlu vardır. Bir oğlunu bir gün Ruslar rehin alır. Rehin alır çünkü oğlu bir Rus askerini mi dövmüş mü öldürmüş mü bir şey. Yani sataşma çıkar ve Rus askerini tokat mı vura bir şey yapar. Bunu Ruslar şey alır, rehin alır. Ve şeyi de cezası da idamdır. Hani oğlunu idam etmek isterler. Çünkü bizim askerimizi öldürür. Evet, şimdi şeyi öldürür. Biz de karşılık olarak senin oğlunu öldüreceğiz derler. Halk tabii ki ayaklanır. Ne demek bizim işte hanımızın oğlunu mu öldürecek, zademizi mi öldürecek? Biz işte o şeye gidelim, o Rus koğuşuna gidelim, onlara baskın yapalım der. Kadın hayır der, şey der. Eğer biz onu baskın yaparsak Ruslar bizi yerle bir ederler der. Yani bütün benim bir oğlum için ben bütün halkımı feda edemem diye oğlunu şey yapar. Oğlunu şeyle dar ağacına asmak için hazırlarlar. Annesi gelir ve şey der, hani gözüne bakar, ölüme dik bak der, döner gider. Ve oğlunu asarlar. Hani şeyi o. Oğlunu kurban eder hani şey. Adı ne bu hanım? Kurmanca. O Rus askerini öldürme sebebi de şeydir. Göç esnasında bir Rus bir Kırgız kızına bir laf mı söyler, bir şey yapar. Böyle saçına mı dokunur, bir şey yapar. Oğlu da işte o kızı müdafaa etmek için onu öldürür. O da onu rehin alır bu şekilde.
Ama o şey sözü şeydir, tarihe gelip böyle ölüme dik bak der ve resimlerin olduğu bölümden sonra heykel sanatçılarının işlemiş olduğu bölümün olduğu yer, Açık Hava Galerisi. Bir daha söyler misin ne burası? Kırgız Milli Opera ve Balet Tiyatrosu. Devlet Hocam, Milli Opera ve Balet Tiyatrosu. Burası bu meydanın ismi. Dediğim gibi mesela Alato Ana Meydan. Etrafta birkaç tane meydan var. O meydanlardan, büyük meydanlardan bir tanesi de Zafer Meydanı. Burası Zafer Meydanı. Neden Zafer Meydanı? Sovyetler döneminde işte 1941-45 seneleri, İkinci Dünya Savaşı'nın biliyorsunuz 1939'da başladı ama Sovyetler Birliği 1941'de katıldı bu savaşa. Sadece Rusya'dan gitmedi askerler. Tüm işte bu 15 tane ülkeden savaşa katıldılar insanlar. Kırgızistan'dan da o zamanki işte Kırgız Sovyet Cumhuriyeti'nden yaklaşık 400 bine yakın kişi gitti. Onun 250 bini geldik geri. 150 bine yaklaşık 150 bine yakın kişi orada vefat etti. Şehit düştüler. Ve bu gördüğünüz işte kadın da işte evinde çocuğunu, işte babasını, kocasını bekleyen bir kadının simgesidir. Elinde işte işte kaseyle, kasenin içinde de büyük bir yakımızdır ya işte yani yemek, su. Şeyini bekliyor. Erkek yani kendi şeyi. Evet, erini bekliyor. Orada da iki tane şey anıt görebilirsiniz arkanızda. Bir tanesi işte artık zaferi kazanılmış. Oradan zaferle geliyor. O sağ taraf ise şeyi gösteriyor. Ne derler? Savaş alanını simgeliyor. Ve bu meydanın etrafında da sirk var mesela orada gördüğünüz. Yuvarlak bir bina. Orası sirk binası. Bizde sirk hala çalışır. Türkiye'de ben hiç sirke gitmedim ama bizde mesela özellikle çocuklar için bu eğlencedir ve işte bir dönem vardır. O dönemde dışarıdan işte takımlar gelir. İşte Rusya'dan, Belarus'tan, işte başka ülkelerden gelip burada gösteriler sergiler. Evet. O sağdaki de işte Dostluk Oteli'dir. Eski otellerden bir tanesi. 1960'larda kurulmuş. Bu önümüzde de işte şu anda inşaat yapılan yerde çok güzel bir tane restoran vardı Sovyet döneminden kalma. O restoranı tabii yıktılar. Şu anda işte Çinli bir şirket orada bir şeyler yapacaklar diyorlar. Tam bilmiyoruz ama buradan çok güzel şuradan mesela şu binalar olmazsa çok güzel dağlara doğru güzel bir manzara açılır. Özellikle şu otelin başından yani tepesinden bakıldığında bu meydan ve dağlar çok harika bir şekilde Tanrı görünür. Dağları. Evet, Tanrı Dağları. Burada gördüğünüz işte mesela bu da otağının, otağı mı Türkçe'de otağı deniyor herhalde. Biz bozuyu diyoruz. Bu bozuyun simgesidir. Yukarıdaki gördüğünüz işte şeydir bu yurdun simgesi. Mesela bizim bayrağın ortasındaki yuvarlak da budur. Yani biz buna tündük diyoruz. Tündük ocakla eşleştir yani. Otağı bu. Thank you.
burada Manas destanında geçen Manas'ın bir sözü var. Kulağalı tap tap kuş kıldım, doğanı evcilleştirdim diyor. Kurama jıyıp jurt kıldım. Kaynaklar ama ben 20'sinde de gitmedim. Böyle genelde çok şey uğrak olanlarına gidiyoruz. Burası aynı zamanda hem yürüyüş parkı, hem koşu parkı, hem de sanat parkı. Şimdi göreceksiniz böyle ilerledikçe burada hem açık hava heykel müzesi var, açık hava resim müzesi var. Burası Bişkek'in böyle kültür merkezi diyebilir işte bu buradan itibaren işte bu Erkinlik Caddesi'nde. Şimdi sola gidip o açık hava resim müzesini gezebilirsiniz. Oradaki işte yerli ressamların eserlerine bakabilirsiniz, onların motiflerine bakabilirsiniz. Buyurun. O arkada kalan şey de zaten Kültür Bakanlığı binasıdır. Eski ev, eski yağmur suyu. Yağmur suyu. Yine olduktan sonra rakam var genelde. Bu aynı zamanda kefendir. Hani biz 20. yüzyılın başına kadar hep böyle konar göçer yaşam sürdürdüğümüz için hani artık nerede ölürse işte onu kefenleyip şeye vermek için. Aynı zamanda kundaktır da. Hani diyelim ki göç esnasında demek evet. Demek ki 2 metre falan o. Bayağı evet. Uzun bir kefen. Şimdi kadar. 11 metre olduğunu okumuştum bir yerde. İşte ya kundak olarak şey yap, yani gelini veya kızı doğum yapar göç esnasında veya biri ölürse diye işte ona şey takarlar. Adı neydi o şapkanın? Elleçek. Elleçek. Bu da tebetey. Bu ev, bir de şey var, bu evli olmayan kız. Aynı zamanda saç şekillerinden de bir kızın evli olup olmadığını, bana bakmayın. Eskiden şey, genç kızların 40 kakül dediğimiz şey vardı, 40 örgü. Bu mesela 40 örgü bunların şeyi. Bunların hepsi de işte mercan genelde şey, kıymetli taşlar. Bu da tabii bölgeden bölgeden yöresel kıyafetler fark gösterir. Bu da Alay, Pamir Alay dağları var Kırgızistan'ın şeyinde, güneyinde. O bölgeye has bir şeydir, kıyafet tarzıdır. Bu düğün elbisesidir. Bu işte kelek denir buna. Aynı zamanda Çin'de kalan Kırgızlar da işte bu tarz şey giyerler. Düğünlerde kıyafetleri bu şekilde. Bu çok ağırdır ve ben şeyde giymeye çalıştım ama çok zor şeyleri. Kam kıyafetine de benziyor. Hangi kıyafet? Kam. Kam. Şaman. Olabilir, olabilir evet. Dünyadaki Kırgız nüfusu ne kadar biliyor musun? Onu bilmiyorum. Çin'de orada burada. Bu da şey. 50 liraya satıldı. 650 ne olur? At üstünde olacak. Bu da işte şeyin. Futbolun at üstündeki hali diyebiliriz ama top yerine şey kullanıyor, oğlak. Hani kafası kesilmiş ve içi organları alınmış ve dikilmiş oğlak kullanılıyor. İşte bakın bu oğlak. Oğlak, tulum değil, oğlak. Bildiğiniz oğlak. Oyunun adı? Gökbörü. Gökbörü, ulak taktış da, oğlak kapmaca da denir, ulak taktış. Amaç şeydir, iki takım, ikisinin de şeyi var, kale deniyor ama kale değil, bizde kazan. Kazan kullanılıyor. Bunu ortaya bırakıyorlar işte kim kapıp o kazana atarsa o takım kazanıyor.